Herkese merhaba. Biz kahvaltıya gidiyoruz. Ay, sığamadım. Öyle bir selam vereyim dedim. O kadar uzun süre oldu ki video başlatmayalı. Hadi bismillah. Video başlatmayı unutmuşum valla. Tatlım. Evet. Selam ver. Merhabalar. Kızım görünüyor. Çıkıyoruz. Elbisem de şöyle. Poz vereyim. Gitti. Hadi gidiyoruz. Artıyor, balık var bugün. Anse boğaz manzarası. Kime yapıyorsun? Video çekiyorum tatlı. Evet, bunu bağlama bölümünde anlatır mısın? Burada bir de benim. Sesimiz geliyor mu bilmiyorum şu an. Burada oturuyoruz, kahvaltımızı yaptık. Ama sesim geliyor mu bilmiyorum ama. Ev işleriz bana çok güzel bir sürü yazılamış. Şöyle bir yüzük almış. Çok beğendim. Öp bir de bari. Herkesin içinde. Ayıp denen bir şey var. Öyle yani. Şimdi eve gidiyoruz, kahvaltıya geldik. Kahvaltımızı yaptık. Hoşçakalın. Burada oturuyoruz. Bilmiyorum tam karşımda. Öyle yani. Gelin buradan. Vallahi ben gidiyorum. Tatlım. Burası neresiydi? Fethipaşa kursu. Fethipaşa kursu. Evet, burası merdivenmiş hayatım. Hayır, merdiven değil mi? Merdiven. Hepsinde öyle. Hayır, iki yani aralıklı. Fethipaşa kursuna geldik. Hello. Selam vermiş. Allah'ın selamı. Hatice'nin en sağlığı. Allah'ın selamı üzerinize. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinde olsun. Evet, öyle söyleyecektim. Allah rahmet eylesin diyorum. Estağfurullah. Yavaş yavaş yavaş. Diyorum ben. Ay. Böyle bir dolanıyoruz ya. Allah ne yapacağımızı bilemedik. Sıcak ne? Lan biz niye oradan geldik ya? Dilan bizi getirdi buraya. Ben götürdüm. Ben mi getirdim? Ben götürdüm. Benim günahım ağır. Onu bir başka bir şey. Şöyle bir yer. Hadi tartışalım. Hadi tartışalım. Hadi tartışalım. Tartışalım. Ne tartışalım? Niye buradan geldik? Niye buraya geldik? Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Biraz gribim, sesimin kusuruna bakmayın.
Biraz üşütmüşüm galiba. Kaç gündür öksürüp duruyorum. Şöyle gördüğünüz gibi domates şuradan küçük görünüyor. Videoda küçük görünüyor ama 12 kilo var burada arkadaşlar. Eşim dün seyyar satıcılardan aldı. Kışlık menemen hazırlayacağız. Şöyle şurada yıkayacağım. Sonra şuraya kuracağım, koyacağım. Sonra dilimleyip kaynatacağım. Sonra blender'a çekeceğim. Ben normalde kabuklarını falan soyuyordum. Ama bu sene çocuk olduğu için soymayacağım. Sıcak suya falan koyuyordum. Veya yarısını öyle yapıp yarısını da işte soyacakla soyup öyle yapıyordum. Kabuklu sevmiyorum ben çünkü. Ama bu sene soyamayacağım. Ben internette bir özür diliyorum. İnternette ben birinden gördüm. Kabukla yapıyorlardı. Gayet de pürüzsüz oluyordu. Bakalım ben de öyle yapacağım. İnşallah güzel olur. Bu arada şu an akşam saat 8'i geçiyor. O kadar günler sıcak ki günler sıcak geçiyor ki yani bu sene gerçekten bu sıcaklık ne anlamıyorum. Asla video çekemiyorum. Başörtü falan takmak mümkün değil. Evin içinde dışarı çıkamıyoruz. Dışarısı daha fena, içerisi de fena. Şu an bugün sözde yağmurluydu. Yağmur şu an yağmadı ama o kadar kasvetli bir hava var ki anlatamam. Sanırım bu yüzden üşüttüm zaten. Bir soğuk bir sıcak anlamadım ben. Ceyranda mı durdum o da olabilir. Tek korkum çocuğa geçmemesi inşallah. Şu an çocuk uyuyor. Hemen yemeğimi koy. Hiçbir iş yapamıyorum. Çocuk da var. Ve videolar gerçekten çok video çekmek istiyorum ama çekemiyorum bu sıcaklarda. Bir de kapalıyım. O üst baş böyle çalma bağlamak o kadar işkence ki. Normal tişört pijama dururken ben ter atıyorum. Bir de böyle şalma bağlasam onu düşünemiyorum. Gerçekten kan ter içinde kalırım. Video çekemiyorum. Çekenleri de tebrik ediyorum. Gerçekten her gün video yükleyenler var. Bakıyorum. Gerçekten azminize hayranım. Keşke ben de öyle olabilsem. Asla öyle olamıyorum. O yüzden ben hiçbir zaman büyüyemeyeceğim galiba. Böyle. Koydum ondan sonra. Demek bu saate kaldı bu arada. Dedim şunları bir yıkayayım. Eşim de gelir birazdan. Bunları yıkayayım, şuraya koyayım. Ondan sonra yemek yedikten sonra ben bunları yapmaya başlarım. Eşim de çocuğa bakar. İnşallah uyur da bir de kalkmaz. Şu an saat 8 zaten. Ama mümkün değil, uyanıyor. Ne güzel ilk başlarda uyuyup uyanmıyordu 8'den sonra. Ama gün gün huyumuz değişiyor maalesef. Uyuyor, sonra 8 gibi uyanıyor falan. Sonra 9-10 gibi tekrar yatıyor, tekrar uyanıyor falan filan. Şu an düzensiz uykularımız. İnşallah düzene girer. Bakalım. Çok konuşmadan ben gidiyorum. Bunları yıkayıp geleyim hemen. Sesim zaten kötüydü. İçine kötü oldu. O yüzden özür diliyorum sizden. İçinden şöyle bir sürü çürük çıktı arkadaşlar. Eşim o kadar dedim alma diye. Bu normal mahalle aralarında gelen arabalarla gezenler var ya onlardan aldı. Adamı durdurmuştu. Ben istemedim aslında ama durdurduğu için adamı mecbur almak zorunda kaldık. Ben asla istememiştim. Kendim seçmek istemiştim. Adam içine bir sürü koymuş, çürük koymuş. Aldığınız parayı biraz hak etmek lazım. Gerçekten aldığınız parayı biraz hak edin. Neyse bir şey demiyorum. Öyle şimdi yıkadım onları doğramaya başlayacağım. Kendimi seçmeci böyle oluyor işte maalesef. Böyle aralara çarık çürükleri gönderiyorlar. Şimdi benim fazla büyük tencerem yok maalesef. Bu kadar büyüklüğü. Şöyle büyük bir doğrayacağım ben şöyle. Şuralarını alıyorum ama yalnız. Şunları alacağım. Şöyle büyük büyük dolayıp kaynatacağım.
Dışarıda bir güzel yağmur yağıyor yalnız. Bir güzel yağmur. O kadar ferahladık ki. Vallahi. Çok şükür ya. Gerçekten. Şöyle doğruyorum. Şöyle iki göze koydum arkadaşlar. Şöyle iki tencereye koydum. Hala da var bir sürü. Tencerelerim küçük olduğu için sığmıyor maalesef. Şöyle kaynasın dursunlar. 2 saat kaynatacağım. Ondan sonra gelip blender çekeceğim. Şimdi kaynamaya bırakıyorum. Şöyle ikisi de kaynadı arkadaşlar. Ben buradakini buraya döktüm. Çünkü bayağı bir yarıya kadar inmişti kaynadıkça. Buradakini buraya döktüm. Burada şimdi yenilerini doğradım da koydum. Birazcık suyu taşıyor şurada. Koymasam mıydım diye düşündüm ama bilemedim. Ben de şöyle yanaştırdım. Buradaki su buraya geliyor. Bakın. Öyle. Biraz taşlama, yapacak bir şey yok. Şimdi bunu blender ile çekeceğim biraz. Ondan sonra bir de kaynamasın biraz daha. Biraz da tuz ekleyeceğim. Çok az. Şu an gece 12 bir de. Umarım komşular rahatsız olmaz. Çünkü bebekle uğraştım. Bayağı uğraştırdı beni. Saat başı uyandı, saat başı uyandı. Daha şimdi yeni uyudu ve saat 12. Kalk, saat başı kalktı, süt içti. Öyle bir saatlere kadar geldik yani. Mecbur. Şunu bir çekeyim. Bakın size kıvamını çekmeyi unutmuşum arkadaşlar. Bayağı pürüzsüz oluyor. Vallahi iyi ki böyle yaptık. Boşuna o kadar saat uğraşmışız yani. Gayet de pürüzsüz oldu. Ben kabuk kalır diye düşündüm de. Kaynatınca kabuk kalmıyor. Çok iyi kaynatmak gerekiyor. Şöyle bakın. Gayet güzel oldu vallahi. Hemen kavanozu doldurayım şimdi. Şöyle kavanozu dolduracağım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Kaynarken daha altını söndürmeden dolduruyorum ben. Yani bileniniz vardır. Altını sönmemesi lazım. Biraz fazla doldu, biraz alıyorum şurada. Kenarında şöyle silebilirsiniz kenarını. Daha doğrusu silin, kalmasın öyle.
Şöyle. Sonra şöyle göstereyim. Şöyle 3 geri. Şöyle bir ileri sıkıca şöyle kapatıyorum ben. Bu kadar. Şöyle göstereyim. Şöyle. Ben bunları hızlıca doldurayım. Çocuk ağlıyor, ben gidiyorum. Şöyle arkadaşlar, bitti. 7 tane çıktı. Şöyle buradan da biraz yarım çıktı. Bunu da şey yapacağım. Makarna yaptım. Makarna sosuna koyacağım onu. Şöyle 7 tane çıktı. Birazını ayırdım zaten yemek için. Çoğunu da attım. Gördüğünüz şeydi. Çürük çıktı. O yüzden bu kadar çıktı yani.